çocuklarımızın da bileceği üzere uzaktan eğitimi tartışıyor olacağız. Uzaktan eğitimi tartışmadan önce her konuda olduğu gibi bir tarihine ben başlamak istiyorum sizinle hocam, müsaade ederseniz. Uzaktan eğitim diyoruz. Bununla ilgili çeşitli kavramlar var. Biraz sonra konuşacağız. Peki bunun tarihçesi nedir yani? Hani geçmişi nedir? Yani bir ihtiyaçtan mı hasıl olmuştur? Hani bu konuda bir sizden bir görüş almak isterim. Dinleyin. Önce bir arka planını sunup nereden bu iş geliyor? Sonrasında üstüne konuşalım. Tabii ki. Uzaktan eğitim kavramı biraz böyle modern, yakın zamana ait bir kavram gibi gözükse de 1800'lere kadar dayanıyor. İlk adresleme mesela bu konuda ilk tarihi olarak 1728'e gidiyoruz. Boston Gazetesi. Boston Gazetesi'nde bir stenografi ilanı çıkıyor. 300 sene önce. Evet. Deniyor ki haftalık olarak bu derse kayıt olanlara posta yoluyla ders notları ulaştırılacak. 1728'de bu bizim bildiğimiz ilk uzaktan eğitim aslında uygulaması başlamış oluyor. Tabii ki o dönem sistematik değil bu. Daha sonra Amerika'da evde oturan kadınlar için çeşitli yetiştirme programları açılıyor uzaktan eğitim. Yine posta yoluyla. Bu da 1800'lerdi bu arada. Fen, tarih, felsefe alanında oradaki katılımcılara ders notları gönderiliyor. Ama bu işin üniversite boyutunda başlaması ilk olarak Londra Üniversitesi. İngiltere'de. Evet, İngiltere'de. Sonra Chicago Üniversitesi'ne geliyor ve 1928 yılında, yanlış olmasın özür dilerim, 1938 yılında ilk uzaktan eğitim kongresi yapılıyor. Dünya çapında. Evet, o dönemde. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Daha doğrusu dikkati çekmek lazım. Önce postayla kullanırken radyonun icadı ve yaygınlaşmasıyla tamamen farklı bir formata bürünüyor ve üniversiteler bunu bayağı sistematik şekilde gerçekleştirebilmeye başlıyor. Özellikle televizyon çok majör bir etki yapıyor. 1969'da Açık Üniversite İngiltere'de bütün programlarını neredeyse uzaktan eğitime açıyor diyelim. Evet, entegre ediyor ve oradan katılımcılar çok büyük miktarda katılımcı, belki dünyanın en büyük uzaktan eğitim üniversitesi diyebiliriz. Bu alanda başvurmaya başlıyor ve esas sistematik, yani literatür olarak bu işin uzaktan eğitim ile konuşmaya başlamamız biraz bu Açık Üniversite ile mümkün hale geliyor. Türkiye'yi de unutmamak lazım. Çok önemli bir girişim de burada yapıldı. Yılmaz Büyükerşen diye. Doğru. Yılmaz Büyükerşen Erşen Hoca'nın önderliğinde Açık Öğretim Fakültesi kuruldu. Türkiye'de de uzaktan eğitimde en önemli girişimlerden birisi budur. Tabii buraya kadar bahsettiğimiz konu 2000'li yıllara kadar, yani 90'ların sonuna kadar televizyon ve radyonun mümkün kıldığı, özellikle son dönem televizyon programlarının mümkün kıldığı uygulamalar. 2000 yıllarıyla birlikte internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bir devrim geçiriyor uzaktan eğitim. Bu bugün bahsettiğimiz işte bu canlı dersler, hani video konferans uygulamaları, videoların mail yoluyla veya internet yoluyla ulaştırılması, e-maillerin anlık bizim iletişim kurmamızı sağlaması bambaşka bir boyuta getiriyor. Bugün daha çok uzaktan eğitim dediğimizde mesela MOOC dediğimiz kitlesel açık çevrim içi kurslar var. Bunları da görmüş oluyoruz. Yani herhangi bir üniversite dünyanın herhangi bir yerinde bir ders açıyor ve ben buradan o derse katılabiliyorum ya da dünyanın herhangi çeşitli bir bölgesinden. Bu kadar çok güzel aslında kronolojik anlattınız. Ben kesmek istemiyorum. Hani buradan devam edelim, virgül koyalım ama az önce çok etkili yerlere değindiniz. Bu kongre benim çok dikkatimi çekti bir eğitimci olarak. Hani alandaki bir hekim de belki bu tıp kongresi olsaydı etkilenirdi. Şu an mesela günümüzde kongreler oluyor. Yapay zeka kongresi, işte makine öğrenmesiyle ilgili, gelecekte işte nesnelerin internetini anlatan, hani bunları konu edinen, belki birçoğumuz için ütopik ama hani şu an bunları dert edinen bilim adamları camiadan bir araya gelip kongre düzenliyorlar. Şu an bazı kesimler mesela ne gerek var böyle şeylere? Şu an işte zekayı anladık mı, yapayını anlayalım gibi. Hani o zaman bence bunlar ütopik geliyordu belki insanlar. Uzaktan eğitim mümkün olamaz diye. Ama insanlar cesaret edip o zaman kongre düzenlemişler. Bu önemli bir adım. 1938. Doğru, katılıyorum. Ya biliyorsun, bilim kurgu kitaplarının, hani bu kadar bilim kurgu edebiyatının, filmlerin en büyük kaçırdığı nokta internet. Evet. Çok az film var yani interneti
doğru tahmin eden, kurgulayan, hani hep robotlar ve onların ele geçirdiği Arabalar. dünya ya da tabii başka şeyler, uçan arabalar falan, ama mesela dediğin doğru. Uzaktan Eğitim Kongresini 1938 yılında yapmak da bir öngörü. Bugün tabii internetin yani bu olanakları sunmasıyla bambaşka bir noktadayız. Hani belki salgının, yani bu pandeminin iyi bir tarafı bazen konuşuluyor, işte içe dönmemizi sağlıyor. Tabii çok zor, yani kayıp yaşayan insanlar var, iyi tarafı demek, ama böyle bir döneme denk gelmesi biraz avantaj. Yani biz şu anda seninle bir sosyal medya platformundan canlı yayın yapabiliyoruz. Yani bugünkü teknolojik altyapı hakikaten buna olanak veriyor. Bu da bir şans olarak görülebilir. Zorunluluklar, ihtiyaçlar sebepleri doğuruyor aslında. Bu televizyon dönemini de aslında ben hatırlıyorum. Yaşım kısmen yetiyor ama bu TRT'de bir kanal vardı yıllarca. Aslında bu bizim şu an çevrim dışı dediğimiz kayıttan videolar izliyorduk TRT'de. Öğretmenler çıkardı lise düzeyinde yanlış hatırlamıyorum. Üniversite açık öğretim lisesi, açık öğretim üniversitesi. Hatırlayanlar vardır belki izleyen velilerimiz, öğretmenlerimiz arasında. Doğru. Düşünüyorum yani bundan 15-20 yıl önceye gidiyor bunun gerisi. Güzel bir başlangıç da yapmışız. Türkiye uzak değil aslında bu konuya. Doğru, kesinlikle. Yani saygılarımızı iletelim. Hakikaten büyük işler. Evet. Ve bu alanda emeği geçen tüm akademisyenlerimize buradan Evet. selamlarımı ediyorum. Hocam bu konuyla ilgili ben tabii yakından tanıdığım için biliyorum da senin bir şeyin oldu mu bir tecrüben? Uzaktan eğitim tecrübeniz herhangi? Şöyle, hatta bunun esprisini yapmıştık birlikte. Üniversite birinci sınıfta o sıra bir hak verdiler. Açık öğretim fakültesinde kamu yönetimi okuyayım istedim ama o gerçekleşmedi. Onu sürdüremedik. Son dönemde bu MOOC'lardan faydalanma şansım oldu. edX platformunda MIT'nin açtığı bir eğitim teknolojileri dersi vardı. Onu tamamladım. Melbourne Üniversitesi'nin yine 21. yüzyıl becerileriyle alakalı harika bir dersi vardı. Ona katıldım. Gerçekten, yani şunu söyleyebilirim, iyi tasarlandığında inanılmaz faydalı. Yani düşünsene, hani Avustralya ile aramızda nasıl bir mesafe var ve Evet. bu bilgiyi aslında şu anda edinebiliyoruz. Evet. Yalın hocam da hep bana söylerdi. Benim bir nevi mentorumdur kendisi de sosyal hayatta. Hep Estağfurullah. öyle. Bu konularda hani işte online eğitimler hakkında bilgi verirdiniz. Hep hayatın bir koşturmacası vardır hocam. Sen de başladın ama, değil mi? Bu süre işte. Çok ilginç işte zaman yarattı. Zaman ayıramadığınız birçok şeye zaman ayırmış olduk. Ben de şu an evet uzaktan eğitim konusunda bir sosyal psikoloji dersi alıyorum uzaktan. Bu da güzel bir şey. Harika. Yani uzaktan Wesleyan Üniversitesi Amerika'da yani insanların hayal edemeyeceği belki gidemeyeceği mesafelerden dolayı bu evimize getiriyor. Güzel bir şey. Bu noktada sizin de tecrübeleriniz önemliydi. Bu hayat işe yaradı mı hocam hayatınızda bir artısı, eksisi veya ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Ya özellikle 21. yüzyıl becerileri konusu, biliyorsun şu an hani ne diyelim, popüler konu başlıklarından bir tanesi. Hakikaten oradan çok fazla şey edindim, hala da kullanıyorum. Peki tarihçeyi konuştuk hocam. Velilerimiz Evet. içinde öğretmenimiz içinde bir daha da açalım artık. Girelim bence pencereden içeri. Tamam. Uzaktan eğitim diyoruz, konuşuyoruz, okey. Bunun bileşenleri nelerdir peki? Yani var mıdır bir bileşenleri? Uzaktan eğitim demekle uzaktan eğitim oluyor mu? Yoksa aslında arka planda bir şeyler var mı? Kaç bileşeni vardır varsa? Evet, yani şöyle, bunu söylemek için bir kuramsal çerçeveye dayanmak gerekiyor. Yani arkada bir teorik çerçeve olması lazım ki ben bunu konuşabileyim. Bu noktada Garrison ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yani uzaktan eğitimde anlamlı bir öğrenme gerçekleşmesi için hangi öğeler bulunmalı? Birincisi, diyorlar ki üç boyut bulunmalı. Yani özetlemek gerekirse. Bilişsel boyut, sosyal boyut, yani bilişsel mevcudiyet, sosyal mevcudiyet ve öğretimsel mevcudiyet. Birinci kısım, yani bilişsel mevcudiyette diyor ki bu çalışmayı yapan kişiler, kesinlikle öğrenci tüm süreçte aktif olmalı. Yani keşfetmeli, sorgulamalı, üretmeli, bilgiyi inşa etmeli. İkincisi sosyal boyut. Yani biz biliyorsun sosyal varlıklarız. İletişim kurma, fikirlerini ifade etme, yorum yapma, duygularını ifade etme, bağ kurma, tüm bunlar uzaktan eğitim ekosisteminin içinde yer almalı. Yani bir taraftan teknolojik araçları kullanmamızın, biraz sonra geleceğiz, nedeni de bu, etkileşim amaçlı. Bizler bir taraftan da etkileşim bekliyoruz ve o sınıf hissiyatını kaybetmemek
çok çok etkili. Öğrenme, aslında öğrenme de evet, yani sosyal ve duygusal dinamikler inanılmaz etkili. Bir tarafı bu. Üçüncü boyut, yani üçüncü mevcudiyet ise öğretimsel mevcudiyet. Yani tüm bunları gerçekleştirebilmek için hem bilişsel mevcudiyetin hem sosyal mevcudiyetin olabilmesi için öğretmenin rolü devreye giriyor burada. Öğretmen bu senaryoyu hazırlaması, dersleri gerçekleştirmesi, öğretimi yapması, tartışmaları fasilite etmesi gibi tüm bu üç öğenin anlamlı öğrenme için bir uzaktan eğitim ekosisteminde olması gerektiğini söylüyorlar. Tabii öğretmenler bunu nasıl yapıyor? Mesela öğretimsel mevcudiyeti açarsak, canlı dersler var. Senkron dersler diyoruz. Çevrim Video için. kayıtları var. Doğru, çevrim içi de deniyor. Video kayıtları var. Bunun dışında ek görevler veriyorlar, değil mi? Ya da öğrenme yönetim sistemleri kullanıyoruz, Google Classroom gibi. Bunların amacı aslında bu üçü de, üç öğeyi de bir araya getirmek. Biz de okulumuzda hani buradan hareket ederek bir tasarım yaptık. Evet, ihtiyaçlar doğrultusunda. Bu arada bütün öğretmenlere, kendi kurumumuz da dahil olmak üzere, bütün pervane olan, canhıraşane çalışan, özverili çalışan bütün öğretmenlere buradan saygılarımızı sunmak istiyorum hocam. Bütün öğretmenler bu süreci gerçekten çok özverili yönetiyor. Onlara gerçekten buradan huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Haklısın, doğru. Şu an sesim geliyor. Donma söz konusu oldu az önce. Şu an iyi gibi. Tamam. Peki bu canlı derslere rastlıyoruz, çevrim içi, çevrim dışı. Bunlarla ilgili ders programları da görüyoruz. Hani ders programları yayınlanıyor, bunları paylaşıyor kurumlar. Bunlarda nelere dikkat etmek gerekiyor peki? Yani hangi kısımlara biz dikkat etmek zorundayız bu dersleri hazırlarken? Yüz yüze eğitimde. Şöyle, evet. Yani biliyorsun, yüz yüze eğitimde, bu arada Elif sanırım şey dedi, Elif Ergin, arada sesi kesiliyormuş sesimiz, ama öyle bir şey olursa bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Şimdi şöyle, yüz yüze eğitimde çalışan birçok şey çevrimiçi derslerde de çalışıyor aslında. Ancak farklı dinamikler söz konusu, farklı koşullar altındayız. Yani aynı fiziksel odayı paylaşmıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken ilk şey ekran dikkat süreleri. Yani biz şu anda, yani Harvard Üniversitesi'nde uzmanlar hatta bunu tavsiye ediyor. Yani öğrencinin sınıftaki gibi bir dikkat göstermesini beklemememiz lazım. Buna göre bir tasarım yapmamız gerekiyor. Bunun da üstesinden gelebilmek için birkaç strateji var. Onlardan bahsedeyim. Mesela dersler kendi içinde 30 dakika, 40 dakika ya da anaokulunda mesela 20 dakika yapılandırıldı. Bunları parçalar halinde düşünmemiz gerekiyor. Yani her 10 dakikayı mesela 10 dakikalık bölümler halinde, o 10 dakikadan sonra öğrencinin bilgiyi sindireceği bir yönerge sağlamak lazım. İşte şu ana kadar öğrendiklerini deftere kaydet, not al, önemli gördüğün yerleri özetle. Düşün. Düşün bunun üzerinde, bununla ilgili bir soru yaz. Bu yaş küçüldükçe bu bölümleri 5 dakikalık parçalar halinde de düşünebiliriz. Yani uzun ders anlatımları kesinlikle çalışmıyor çevrimiçi derslerde. Biliyorsun, biz yüz yüze öğretimde de bunu istemiyoruz ve uygulamıyoruz. Birinci nokta bu. İki, kapsamı daraltmak. Yani yüz yüze eğitimde belki bir bütün olarak ele alabileceğiniz dersi burada daha küçük birimler halinde öğretmeniz işe yarıyor. Çevrimiçi ders dediğin için etkileşim Evet, çok bu kritik. kapsamak aynı zamanda belki etkinlikleri de daraltmak her anlamda yani. O derse giren bütün girdileri minimize etmek. Değil mi hocam? Yani Doğru. o anki işleyişi de normalde bir derste bitecek bir şeyi birazcık daha iki derse yayarak gibi. Kesinlikle, çünkü çocukların da şimdi yüz yüze değiliz. Evet. Birçok imkanımız var ama bunlara dikkate almak lazım. Mesela videolar üzerinde bir araştırma yapılmış Batuhan. Yani yaklaşık 1,5 milyon eğitim videosu üzerinde matematik fen. 6-12 dakika arası dikkat sürdürmemiz ve bu üniversite, yani yetişkin düzeyinde neredeyse. Çevrim dışı videolarda mı bu? Yani kayıtlar. Evet, şimdi biz çevrim içi derste şunun avantajını kullanıyoruz. Etkileşim, diyalog. Yani öğretmen bir öğretim yapıyor ama arkasından hemen diyaloğa geçiyor.
O zaman işte o dikkat süresi uzamaya başlıyor. Burada bunun avantajını kullanmak gerekiyor. Bir başka nokta mesela, hedeflerden haberdar etmek, beklentilerden haberdar etmek diyoruz. Yani bunu söylememizin sebebi bu. Şu, uzaktan öğretim ortamı ne yazık ki belirsizliklere açık bir ortam. Yani öğrenci rahatlıkla ya bu hafta ne işleyecektik, bugün ne yapacaktık kaygısına düşebilir. O yüzden bu hedeflerin hep iletişimini sağlamamız gerekiyor. Bu bir haftanın başında da olabilir. Örgün eğitimde olan birçok şey aslında uzaktan eğitimde de geçerli gibi aslında, değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Mesela yansıtma görevlileri çok iyi çalışıyor. Yani bunu Yale Üniversitesi uzmanları öneriyor. İşte bu dersten ne öğrendin? Senin için ne çalıştı? Hangi konularda hala kafan karışık? Bütün bunlar derslere uygulamamız gereken stratejiler. Ancak tabii ki bir ders hepsinden oluşmuyor. Tabii ki. Yani öğretmen bağlama göre, yaş düzeyine göre, konuya göre bunları serpiyor tasarımına, öyle diyebiliriz. Hocam bu tabii biz de UB'de uygulayan bir okuluz. Hani bu anlamda bireysel farklılıklara da önem veriyoruz kurum olarak da. Doğru. Birçok yapıyor tabii. Gündemde tabii farklılaştırma. Peki uzaktan eğitimde bu bireysel farklılıklara nasıl dokunabilir öğretmenler? Hani o anlamda uzaktan eğitim için bir engel, bir barikat var mıdır, bariyer? Şöyle, aslında yüz yüze eğitimde de bireysel farklılıklara inmek zor bir iş ve çok önemli bir iş. Yani esasında bütün çalışmalar şu an bunun ekseninde dönüyor. Yani o işte daha kapsayıcı hale getirmek, ama yapabileceklerimiz var tabii, yok değil. Bir, biz hep söyleriz biliyorsun, UDL çerçevesinde seçenek vermek. Yani aktiviteleri tek aktivite yapmak yerine bir aktivitenin içinde ilgiye göre çeşitli seçenekler verilebilir. Zorluk düzeyine göre çeşitli seçenekler verilebilir. Bunun yanında en güzel imkanlardan bir tanesi şu. Mesela öğrenme yönetim sistemlerini Google Classroom kullanıyoruz ya, ya da başka Evet. bir platform. Öğrenciye ek materyaller sağlayabiliriz. Mesela Harvard Üniversitesi'ndeki yine uzmanlar şunu söylüyor. Öğretmenlere deniyor ki tavsiye olarak, bir kere anlattığınızda herkes anlamayacaktır. Yani bunu beklememek lazım. O nedenle mesela dersin arkasından o derste kullanılan sunum, ek materyaller, Okuma verilebilir. okuma verilebilir. Bunlar sağlanabilir. Aynı zamanda bir de zorluğu yetmeyen, yani o zorluktan daha fazlasını isteyen çocuklar da var. Onlar için de mesela ileri materyaller paylaşabilir. Tamamen isteğe bağlı. Bütün bunları yapabiliriz. Evet, bu anlamda Google Classroom demişken hani birçok uygulama da var aslında. Hani kullanılıyor bu uzaktan eğitim sürecinde. İşte Zoom, Microsoft Teams birçok uygulama söz konusu bu anlamda. Biz de kurum olarak mesela Google Classroom'u kullanıyoruz. Ben burada biraz ihtiyaçlara göre kurumların cevap verdiğini düşünüyorum ki böyle olmalı zaten. Her kurum kendi ihtiyacı doğrultusunda hangisi en uygunsa bizim için mesela daha uygulanabilir, daha kullanışlı, öğrencilerin daha çabuk entegre olabileceği bir uygulamaydı Google Classroom. Buna geçiş yaptık. Peki bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Yani bunda bir orta var mıdır, yoksa orta bir hesap? Yoksa hani hepsi farklı bir kurum için herkesin kendi organizmasına göre midir? Ya bunlar birincisi araç. Yani onların ne olduğu çok önemli değil. Yani mesela kurum Microsoft'la ilerliyordur. O zaman Teams kullanır. İşte biz Google okuluyuz, Classroom kullanırız, ama başka bir kademede başka bir ihtiyaç vardır, ona daha uygun bir araç kullanırız. Yani o aracın kendisi çok önemli bir nokta değil burada. Ya da mesela kimi Meet kullanıyor biliyorsun. Evet. Hangout Meet, kimi Zoom kullanıyor, kimi Adobe Connect kullanıyor falan. Bu gerçekten önemli değil. Ama burayı nasıl kullandığımız önemli. Çünkü şu anda sınıf ortamı orada. Yani daha doğrusu öğrenciler bütün dosya ve dokümantasyona, her şeye oradan ulaşıyorlar. O yüzden öğrencinin kolay yönünü bulabileceği sade bir tasarım önemli şu anda. Google Classroom normalde olandan daha önemli. Normal dönemde olandan. Ve şu da çok kritik. Bir taraftan sınıf tartışmaları şu anda çevrimiçi derste yapıyoruz, ama Evet. teknolojik ortamda da çok fazla araç var. Mesela Google dokümanlar var. Ortak çalışabiliyoruz üzerinde. Sınıf tartışmalarımızı da dijitalleştirmek gerekiyor. Orada Mesela yorum öğrenme yönet... yazabiliyor mesela, düşüncelerini yazışabiliyor arkadaşlarıyla. Kesinlikle. Yani bir dokümanda mesela öğretmen bir soru yazıyor. Altında tartışmalar başlıyor. Birbirlerine yorum yapıyorlar. Bunlar çok değerli.
O sınıf hissiyatı dedik ya, etkileşim, iletişim, diyalog, işte fikirleri paylaşma. Bunu olabildiğince bu sistemleri bu şekilde kullanmak lazım. Ki öğrenci, yani daha doğrusu öğrenci demeyelim, birey öğrenmek için etkileşime ihtiyaç duyar. Yani sosyallik şart. Ben herhangi bir bilgiyi onaylamak için seninle tartışmam gerekiyor. Sana anlatırken daha iyi öğreniyorum. Şu an ben daha iyi öğreniyorum mesela. Hani bu bir Kesinlikle. ders olsa dinleyenlerimiz için çok verimli olmaz. Daha çok bizim için, değil mi? Biz Kesinlikle. yapıyoruz yaşıyor. O yüzden öğrenciye de tartışma imkanı keşfetme. Mesela yine öğrenme yönetim sistemleri Google Classroom gibi projeler için kullanılabilir ki biz hakikaten bu konuda öğretmenler çok emek veriyor. Tekrar teşekkür edelim onlara. Öğrenciler ortak işbirliği yapabiliyorlar. Mesela ben geçenlerde bir derste Padlet uygulaması üzerinden çok güzel bir işbirliği çalışması vardı. Onu gördüm. Yani aslında yüz yüze de bazen bulamadığımız fırsatları bile bulabiliyoruz. O yüzden öğrenme yönetim sistemleri önemli Batuhan Hocam. Burada da sonuç olarak aslında can alıcı noktası her kurum, her kişi kendi ihtiyacı doğrultusunda buna karar vermeli. Bunun kesin bir doğrusu yok. Yani Hayır, hayır yok. Araçlar yani bambaşka bir şey de olabilir. hocam, O nasıl kullandığımız önemli. bu arada sesim kesik kesik geliyor diyenler de var. Ben mümkün mertebe yakın konuşacağım soruyu sorarken. Bileşenleri konuştuk ama bir de paydaşlar var aslında. Yani bu işin yürütücüleri. Ben kafamda canlandırıyorum şu an, kurumdur bir ayağı, bir ayağı öğretmenlerdir, öğrencilerdir bir ayağı, bir ayağı da ebeveynler, velilerimizdir aslında. Çünkü bu süreç çok değerli bir süreç, zor bir süreç. Öğretmenler arka planda çok güzel çalışmalar yapıyor. Bunu çocuklara aktarırken ailelerimizin o süreci konfor ortamına çok güzel yaratıyor olması lazım ve buluşturması gerekiyor çocuklarla öğretmenleri. Bunu da çok güzel yapıyor aileler. Kurum tabii bu politikaları gözden geçiriyor. Kurum aldığı kararlarda öğretmenlerini dinliyor. Sürekli bir geri bildirim söz konusu. Biz de mesela kurum olarak haftalık olarak güncelleme yapa yapa gidiyoruz. Bu çok değerli bence. Buna çok değer veriyorum ben. Bu noktada paydaşlar benim saydığım kadar mıdır sizce? Yoksa hani başka paydaş var mıdır? Veya bu Ya paydaş varsa bunları biraz açalım istiyorsanız. ekosistem bakış açısı var. Hani ekosistem bakış açısına göre Milli Eğitim Bakanlığı ya da hani daha büyük sistemlere kadar çıkabiliriz. Ama sen zaten temel olanları saydın. Burada şu önemli. Yani hepimiz gerçekten zor bir süreci yürütüyoruz. Hani bu süreç öğretmen için de zor, kurum yönetimi için de zor. Sürekli karar almak durumunda ve öğrencilerin sorumluluğu hepimizin üzerinde. Veliler için zor. Hani bir taraftan öğrencilerin psikolojik yani duygusal durumlarını iyi tutmaya çalışıyorlar, onları desteklemeye çalışıyorlar. Bir noktada da hani hiçbirimizin yaşamadığı bir süreç. O yüzden destek olmak ve bu süreçte işbirliği yapmak çok önemli. Hani biz bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani Sizden diyorum. Ben bir kulaklık takacağım müsaadenizle. Siz devam edin paydaşları açmaya. olur. Sen beni duyabilecek misin bu sürede? Tamamdır. Ben o zaman bir taraftan devam edeyim. Şimdi buradan şöyle bağlayalım. Batuhan Hoca kulaklığını takarken. Velilerimize de birkaç hani ufak tavsiye vermek amacıyla birkaç şey söyleyebilirim. Özellikle bu dönemde biz uzaktan öğrenme sürecinden öz düzenlemesi yüksek çocukların, öz düzenleme kapasitesi yüksek çocukların daha fazla yararlandığını görüyoruz. Bu ne demek? Planlar yapabilen, hedefler koyabilen, kendi davranışını, duygusunu kontrol edebilen çocuklar daha çok faydalanıyor. Ama bu demek değil ki hani bir çocukta bu hemen oluyor ya da doğuştan oluyor. Böyle bir şey değil. Bu bir süreç. Öğrencimizi yani çocuğunuza olabildiğince beraber plan yaparak, stratejiler belirleyerek, mesela bu dönemde öğrenme hedefleri koyarak, bu stratejileri izleyerek, daha sonra çeşitli değişiklikler yaparak destek olabiliriz. Onların odaklanmasına yardımcı olacak ortamlar sağlayabiliriz ve rutinlere dikkat edebiliriz. Yani sabah kalkış saatimiz, kahvaltı saatimiz, akşam yatış saatimiz gibi Belli bir okul. program dahilinde. Tabii okul zaten bu rutinler konusunda da destek oluyor. Hani ders programlarımız da var. Ama öz düzenlemeyi bu ara çocukları desteklemek
gerçekten ciddi olumlu sonuçlar veriyor. Bunu da söyleyebilirim. Evet. Batuhan hocam geri geldiysen devam edelim. Evet hocam, sesin nasıl şu anda? Daha iyi Tamamdır. geliyor diye düşünüyorum. Evet. Yani bana Tamam. zaten iyi Evet. geliyor. Birkaç tane Aynen. yorum geldi, o yüzden kulaklığa geçmek istedim. Bu İyi arada yaptın. söylediğiniz gibi hocam, yani biz yetişkinler bile zorlanıyoruz tek ekran başında, ders başında veya çalışırken. Hani çocukların aslında bu tempoya, bu psikolojik sürece de ailelerinin yardımcı olması çok önemli ki oluyorlar. Bence onlar çok üzülüyor, okulu çok özlediler. Hani bizler gibi okulu, onlar da buluşmayı çok özledi. Ama çocuklar bu süreçte daha profesyonel. Yani bu noktada duygularını belki içine atıyorlar. Belki ailelerini üzmemek için bunu çok dile getirmiyorlar. Onları çok iyi anlamak lazım. Çocukların bu duygusal sürecini iyi yönetmemiz lazım hep beraber. Bir paydaşlardan biri kurumdu. Kurumlar bu süreci nasıl yönetmeli hocam? Yani şöyle diyelim. Birincisi zor bir süreçten geçiyor kurumlarda. Hani Evet. hepimiz de öyle. Bütünsel yaklaşmalı düşünüyorum. Yani çocuklarımızı biz okuluz en başta. Yani Bunu hem unutmamamız lazım bence. Evet. unutmamak lazım. Yani biz onların akademik temel derslerini güçlendirirken bir taraftan da duygusal iyi olma hallerini, fiziksel iyi olma hallerini dert ediyor olmamız lazım. Yani o yüzden rehberlik birimimiz ya da sınıf öğretmenlerimiz hani bu konuda da destek vermeye çalışıyor. Okul sadece temel derslerin öğrenildiği bir yer değil. Hani hep Değil. birlikte biz bir topluluğuz, bir Ailesi. ne diyelim, aileyiz. Evet, bunu Ailesi. söyleyebiliriz. Bu noktada okulların bu tarz bir hani bütünsel bir yaklaşımla ele alması lazım süreci. Süreç de uzayabilir bu arada yani. Bunu öngörülemez bir Uzayabilir. süreç yaşıyoruz çünkü. Hani o Kesinlikle anlamda öyle. pedagojiyi tabii ki akademik durumu göz önüne alıp asla Evet. bunu aksatmamayı ama diğer duygusal durumları da göz önüne almak gerekiyor. Evet, Hocam yani aslında mesela evet. Buyur tabii hocam. bu Buyurun efendim. buyurun. Ya Bu senkron şöyle. kayması oluyor bu arada. Buna dinleyiciler artık idare edecekler. Çünkü ses sanırım bir saniye önce veya sonra gidiyor birbirimize. Buyurun hocam. Şimdi şöyle, özellikle yani burada yani şunu vurgulamak lazım. Yani meselemiz nicelik değil. Yani biz işte Evet. kaç saat ders yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bu değil. Yani biz bu dersleri yaptığımız, o çocuğu eğer ekranda tutuyorsak nasıl nitelik olarak güçlendireceğiz? Eğer Classroom kullanıyorsak bunu nasıl en etkili kullanacağız ya da başka platform? Buna odaklanması lazım. Kurumlar için de bu böyle. Evet, nitelik Umarız yani hepimiz, nitelik ön evet, planda. ya evet, ama şu var, şunu söylemek lazım. Ben de buraya not almıştım, hani öğretmenlere teşekkürü. Öğretmenler gerçekten, tabii ki bu geçmiş birikimlerine de dayanıyor, çok iyi iş çıkarıyorlar. Yani hem bizim öğretmenlerimiz hem de genelleştirebiliriz bunu. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Çünkü esas öğrenciyle buluşan paydaşımız o. Evet. Velilere de bu konuda yani hakikaten zor bir dönem geçiriyorlar. Onlara da Evet. buradan yine iletmiş Teşekkür olalım. ederim. Evet, aslında onlar da hem anne baba görevini hem özel hayatlarında işlerini bir şekilde home office veya bir şekilde evden yürütmeye çalışıyorlar. Bir çocuk, belki 2-3 çocuğu olan velilerimiz, hani onlar biraz daha zor bir süreci yönetiyor. Onlar için de Doğru. hepimiz için zor bir süreç kısacası. Çok Hocam kolay değil. bu şey niteliği konuştuk, bence değerliydi bu dediğiniz nokta. Hani niceliğe, skorlara, sayılara fazla odaklanmadan aslında bütün ihtiyaçlara doğrultusunda her yaş seviyesi göre çocukların bunu ulaştırıyor olmamız lazım. Peki bir de aslında bir kargaşa söz konusu. Bizde de toplum olarak böyle hani bir şey gündemimize girer ve çabuk tüketiriz. Hani bu noktada da bilgiler birbirine karışır. Az önce yayının başında konuştuk. Herkes bir konuda uzman. Hani herkes yine uzman oldu bu konuda ama kavramlar da karıştı. Birbirine girift olduğu gibi geliyor. Ben bu konuda hani biraz doğru bilinen yanlışları konuşalım istiyorum sonuna doğru yayınımızın. Var aslında kavramlar, kelimeler. Mesela senkron, asenkron, çevrim içi, çevrim dışı. Bu konularda biraz sizden düşüncelerinizi merak ediyorum hocam. Şimdi bir kere bu çok normal. Yani hiç kimsenin birbirine işte şunu neden yanlış kullanıyorsun, bunu böyle yapıyorsun dememesi gerekiyor. Çünkü hepimiz yanlış kullanabiliriz zaman zaman. Yeniyiz bu sürece, evet. Yani şöyle Türkiye'nin hakikaten özellikle özel okulların eğitim teknolojileri konusunda ciddi bir altyapısı vardı. Ve bunun da şu anda yararını görüyorlar. Yani evet uzaktan değil, biz olaya bilimsel açıdan bakıyoruz ama Evet. teknoloji anlamında hakikaten öğretmenler de donanımsal olarak hazırdı. Böyle bir avantajımız var. Bununla birlikte yani yeni bir
durum ortaya çıktığında doğal olarak mesela işte online eğitim. Yani online eğitim Şu an uzaktan eğitim 1800 yerine online eğitim mesela kullanıyorlar. bazen Aslında yanlış demek. kullanılıyor. Ya çok doğru değil. Yani Bir de şu bunu an bizim yapıyorlar. yaptığımız evet çevrimiçi bir platform kullanarak öğrencileri ulaştırıyoruz ama uzaktan eğitim online eğitimi de kapsayan daha büyük bir çerçeve mesela. Yani çok Evet. bu buralarda çok fazla şey de Takılmamak gerek da evet lazım. evet Evet. yani evet o Hani normal yani konuyu hepimiz kullanabiliriz ama o uzman noktası hani başta da söyledik konuştuğumuz. ya şey yapmamak gerekiyor. Yani işte ya bilmediğini söylemek Türkiye'de ayıp. Yani Maalesef. bu yanlış zaten. Ya bilmediğini itiraf etmezsin. Öğrenme alanını açmıyorsun kendine. Yani Aslında bilmiyorum dedikten sonra başlıyor süreç yani. tabii yani herkes bu sefer konuşmaya başlıyor. Bu yüzden hani biz biraz da bu programı seninle bu arada fikir için teşekkür ederim. Yani belli bir birikimden sonra bunu yapmak istedik. Yani belli bir araştırmadan sonra yani haydi işte haydi uzaktan eğitim aldık. Yarın başka bir şey gündeme gelir. Evet. Biliyorsun işte bir dönem sistemde bunu yaşadık falan. Evet. Herkes bir anda sistemci oldu. Ya bu değil mesele. Gerçekten derinleşelim, Evet. gerçekten araştıralım. Elimizden geldiğince zaten sonucu güzel alacağız. Evet, bu konuda da hemen her şeyi tüketmememiz lazım diye ben bağlamak istiyorum. Her konuda olduğu gibi. Aynen. Hocam sonuna doğru yaklaşıyoruz. Uzaktan eğitimi çok güzel tarihçesiyle ele aldık aslında. Velilerimiz için de, öğretmenler için de, bizler için de genel bir çerçeve çizdik. Ben bu şey konusunda bu arada uzaktan eğitim ve online eğitim çok netleşti. Aslında uzaktan eğitim tam bahsettiğiniz 300 yıl önceye dayanan ama bu online eğitim aslında adı üstünde internet teknolojisinin hayatımıza girmesiyle biraz oldu. Kavramlar çok önemli. Peki bir de şöyle bir şey var. Toplum olarak biz şeyi çok seviyoruz. Gündemimize, hayatımıza bir şey girdiği zaman bu salgın da olsa, işte siyasi bir durum da olsa farklı paradigmalar hayatımıza girer ve teoriler ortaya çıkar. İşte bu şöyle bir şeyi devamında getirecek. Bu girdi ya artık yarın bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi keskin cümleler kullanmayı seven, Aynen hani öyle. toplum olarak da bunu seven bir toplumuz. Bu Doğru. hoş da prim de yapar basında, medyada. Şimdi bu eğitimle ilgili uzun süredir eğitim camiamızda bu konuşulurdu. Eğitim işte gittikçe öğretmenin yeri olacak mı, olmayacak mı? Okulun yeri tartışma konusuydu. Okulun yeri sorgulanmalı mı, sorgulanmamalı mı? Okula gerek var mı? Bununla ilgili biliyorsunuz çeşitli okul çalışmaları var, denemeler var. İşte ne bileyim orman okulları gibi veya işte farklı okullar. Şimdi bu süreçle birlikte, salgınla birlikte işte teknolojiye girdik ya bir aydır. Biraz uzatıyorum ama konuyu tam kafalarda canlanması açısından Tabii somutlaştırıp tabii, topu sana tabii öyle ki. vereceğim. Yeni yeni şeyler çıktı. Hepimizin bir düşüncesi var tabii. Benim de var, sizin de var. Ama şu çok rağbet görüyor. Artık uzaktan eğitim hayatımıza girdi ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra uzaktan eğitim olacak. Okulun artık bir etkisi kalmayabilir gibi böyle farklı fikirler dolaşıyor. Tabii bu akıllara şunu getiriyor. Okul paradigmasında bir değişim olacak mı? Bununla ilgili İvan İliç'in biliyorsunuz bir rüyası Okulsuz var. Okulsuz toplum. toplum. Bu yıllar önceki bir tabii eseri, edebi eseri. Ama tabii hepimizin içinde bir vardı acaba o kitabı okudukça. İvan İliç'in rüyası gerçek mi oluyor hocam deyip böyle biraz manşet soruyla kapatmak istiyorum. Magazin, evet o rüya Evet. gerçek oluyor falan. Evet. Ya şöyle hayır olmuyor. Bu kadar deyip O kapatıyoruz. Bu yok arada İvan İliç'in okulsuz salgın toplumu bir olabilecek bir şey açarsınız değil. hocam. Evet. Ya İvan şöyle İliç'in okulsuz evet toplum bu bir paradigmasını da bakış bir açısı. anlatırsanız. Evet yani Ivan Iliç, Paulo Freire gibi eğitimciler 1970'lerden itibaren bu radikal okulcular olarak ya da eleştirel teori olarak geçiyor, eleştirel pedagoji olarak. Bunlar okulun Freire okulun şu anda işte öğrencilere pasif bir şekilde bilgiyi aktaran, hani yatırım yapan, sonra da bunu isteyen bir model olduğunu söyleyip Aslında eleştiriyor. evet, bu İvan Iliç de sanayide tamamen emeğiyle ilgili. evet aynı okullara gerek yok diyor. Bu diyor doğru bir yaklaşım değil. Şimdi şunu bilmek lazım. Okul 300 yıllık falan bir konu. Yani okul her zaman insanlık Bildiğimiz anlamda tarihinde yoktu. evet yoktu. Farklı şeyler vardı. Şimdi bu salgın döneminin ben bu kadar hani nasıl diyeyim büyük etkiler yapacağını düşünmüyorum eğitim bakış açısından. Ancak bu uzun süredir değişiyor. Yani ihtiyaçlar dolayısıyla değişiyor. Şimdi okullar endüstri devriminden sonra o kitlesel iş gücüne ihtiyaçtan dolayı
bu şekliyle var oldular bugüne kadar. Bu uzun Devletlerin zaman... iş gücü sağlayacağı insanlar, model insanlar yetiştirmek, değil mi? Kabaca Tabii hatırlıyorum. yani aynen öyle. Yani o bant seri üretimi bir anda iş gücü gerekiyordu. Şimdi bu yüzyılın zaten ihtiyaçlarını bugünkü okul kavramı çok hizmet etmiyor. Zaten bir paradigma yani bakış açısı değişimi var. Bir evrim geçiriyor yani kendi içinde Evet geçiriyor. yıllardır. Aynen öyle. Şimdi burada ben sana bir kavram söyleyeyim. O güzel, çok hoşuma gidiyor. Öğrenme kürasyonu diye. Mesela biliyorsun artık işte konuştuk. Herhangi bir üniversiteden ders alabiliyoruz. İşte YouTube'dan herhangi bir çok iyi eğitmenin dersine girebiliyoruz. Bilgiye ulaşmak çok kolay, değil mi? Artık öğrenme kürasyonu diye bir kavram var. Mesela sen diyorsun ki bana, ben o konunun uzmanıyım diyelim ki, ben sosyal psikoloji öğrenmek istiyorum. Ben de diyorum ki tamam, ben sana bir rota hazırlayacağım, bir yol haritası hazırlayacağım. Ve başlıyoruz işte. Diyorum ki önce şu kaynakları okuyacaksın, şu videoyu izleyeceksin, şunu yapacaksın falan gibi. Burada ne geliyor? Yavaş yavaş aslında öğretmenin rolü bilgiyi aktarandan bilgiye ulaşmanı kolaylaştıran kişiye geçiyor. Evet, Yani kolaylaştırıcı oluyor evet yani. kolaylaştırıcı oluyor ve okullar bu çok heyecan verici bence. Evet. Artık hani bilgi aktarılan işte geçmiş bilgileri öğrencilere pasif olarak aktaran yerler değil, bilgiyi yeniden üreten, hatta beceri inşa eden yerler olmak durumunda. Kesinlikle evet. Yani mesela eleştirel düşünme, işbirliği, problem çözme, inisiyatif alma, Girişimcilik, evet, empati. girişimcilik. Yani biz artık hani tamam o işte o bilgiye ulaşmayı kolaylaştırırken çocuğa beceri inşa etmeye odaklanacağız. Bu da çok güzel bir şey. Yani bu gerçekten okulların bence önümüzdeki dönem eğer varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa tabii biz 10 yıllık projekte etmiyoruz daha Uzun vadeli, evet. uzun vadeli bir projeksiyon bu ama buraya kendimizi entegre etmemiz lazım. Bu bir anda olmayacak. Bu kademe Ama kademe zaten o olacak. değişimin de içindeyiz bence. Çünkü zaten değişiyordu birçok şey Tabii yani. tabii. Ama bunu mesela salgın gibi bir süreçten hani Kırılma pandemi olacağını konuşmayalım yani, böyle bir sürecinden kırılma. yok. Tabii ki hepimiz içe döneceğiz. Biraz Evet. daha bu konular hakkında düşüneceğiz. Ama hayata yani makro sistem ne kadar dönüşürse bu Evet. süreçte o kadar Bununla ilgili dönüşür. bir video vardı aslında. O da bu soruyla alakalı. Hep bir videoda bir sanık mahkeme huzurunda bir şeyleri dert etmeye çalışıyor. İşte araba 100 yıl önce aynı araba değil, bugünün arabasını Evet. gösteriyor, değişti. İşte anlatıyor orada, cep telefon 100 yıl önce başka bir telefondu, şimdi bambaşka bir telefon oldu. Böyle sırayla geliyor. Okul 100 yıl öncenin okulunu gösteriyor. Sıralar, tahta, öğretmen masası. Şu an yine aynı masa. Evet. Hani bunu eleştiren fiziki olarak tabii burada bir ironi var. Ama şu an hani okullarda belki bunu sorgulayacak. Düşüneceğiz bunları, üstüne Tabii ki. konuşacağız. Yani Devam edecek burada bu. çok doğru. Özel okullar biraz liderlik üstleniyor. Lokomotif görevi görüyor Evet, gibi. lokomotif görevi görüyor. Hani tabii ki bunu amacımız, ülkümüz diyelim, Türkiye'nin geneline yazmak, hani yaymak. O pratikleri. Yani bunun için mesela bir sempozyum gerçekleştirecektik. Biliyorsun her sene Evet, yapıyoruz. Her evet. 2 yılda bir yapıyoruz. Özellikle bu maksatla. Bu sene yapamadık ama böyle yayınlarla şimdi devam ediyor. Mesela Selçuk Şirin'i konuk ettik. İşte Artin Hoca konuk olacak Evet, Çarşamba günü. haftaya çarşamba izleyenleri de orada Bunlar bekliyoruz. gerçekten yani Evet. çok değerli akademisyenler. Bu da bir şans. Hani bu Evet. süreçte de belki bu yayını hiç yapmayacaktık. Ya da o hocalarımız hani geleceklerdi ama mekansal çeşitli kısıtlamalar olacaktı. Şimdi bunlardan Evlerine biz bağımsız konuk hareket oluyoruz. edelim. Onlar bize konuk olacakken biz onların evlerine konuk oluyoruz. Evet, bu da güzel bir şey yani. Az önce empati dedik. Bu arada bununla da kapatalım. Bilmiyorum, sorusu olan varsa bu arada soruları alabiliriz artık, değil mi hocam? Birkaç Tabii sorularımız ya var. yani Sizi tutmadım. Süremiz varsa. aynen. Yani bir kısa bir süremiz var. Evet. Hani eğer Sorular varsa alabiliriz. sorularda Aşağıdan yorumlardan. Bu cevaplayabiliriz. empati ile ilgili konuşurken aklıma şey geldi. Bir empati müzesi neden olmasın çocuklarla ilgili? Geçen konuşmuştuk seninle. Bu işte sosyal psikolojinin konularından biriydi. Çocuklara birçok beceri öğretiyoruz, insan hakları ile ilgili veya işte doğayla ilgili. Hani birçok şeyin değerini anlatmaya çalışıyoruz ama müze kavramı bizde çok görsel. Yani şöyle, fosil müzesi veya işte arkeoloji müzesi, tamam, okey. 15 dakikamız kalmış bu arada Ayşenur Hanım'ın Tamam, söylediği gibi. süper. Biraz daha varmış. Empati Tamamdır. müzesi kavramı beni çok heyecanlandırdı hocam geçen günlerde. Hani tabii biz bu mercide bir insan değiliz, ülke yönetimde söz sahibi değiliz.
Yani mesela çocuk içeri girdiğinde Taylandlı, Vietnamlı bir çocuk işçi tezgahın başında çalışıyor olacak. Ve bir kot gömleği veya kotu, kot pantolonu nasıl yaptığını orada ona anlatacak. O çocuklar, öğrenciler onu görecek orada. İşte 1 dolar karşılığında, belki 50 sent karşılığında bunu yapıyoruz. İşte zor şartlarda çalışıyoruz, zehirleniyoruz. Sadece ben burada üretim kısmını anlatıyorum. Sonra o kabini geçecek, belki müzede, empati müzesi ya. İşte başka bir müzeye geçecek, işte kısmına geçecek. O departmanda da çocuk işçiliği üzerinden belki başka bir şey olacak. Veya dünya su tüketimiyle ilgili bir canlandırma, bir simülasyona girecek. Yani böyle müzelere de bence çocukların, ben düşünüyorum, empati yaptım bunu yaparken de. Ben çocuk olsam, o sahneyi yaşasaydım, belki biraz daha su tüketim yapacaktım. Hani hala onu minimalize yaşamaya çalışıyoruz biz kendi izole hayatımızda ama. Hani bunlar bence önemli kavramlar. Okulların, devletlerin buna el atması Doğru gerektiğini söylüyorsun. düşünüyorum. Evet. Burada şöyle bir noktaya girelim. Aslında bu süreç müthiş bir empati dönemi getirdi Kesinlikle. bize. Her Yani kez bir müthiş bir ikiye döndü. kesinlikle. Ya şöyle düşün, yani velilerimiz bir taraftan öğretmenlerle yani kendi çocuklarıyla birlikte dersleri işlerken aslında bir şekilde deneyimliyorlar. Evet. Biz bir taraftan hani velilerle empati kuruyoruz. Yani sürekli düşünüyoruz hani nasıl tabii İletişimdeyiz, şey görüşüyoruz, telefonla, bu yapabilirler. da var. Evet. Aslında herkes Gibi herkes daha yakından ya tanıyor. tam bir şey dönemi aslında yani empati, yaratıcılık, Şehriban Hoca doğru söylüyor, yaratıcılık dönemi. Yani olabildiğince biz bu sürece iyi bakacağız. Biz eğitimcileriz, eğitimciler umutlu olmak durumunda. Yani bizim bu meslek Kesinlikle. icabı, iyimserlik ve Evet. umut bizde Umudu olmalı. yitirmemek gerekiyor. Aynen Kesinlikle. Enseyi öyle. de karartmamak gerekiyor. Tabii buradan iyi Bir şeyler çıkacak. Bir tane soru inşallah. geldi Batuhan Hocam, Evet, ben onu de ben onlara bakıyorum bir cevaplayayım. taraftan. Buyurun hocam. Hani yüz yüze eğitim başladığında online süreç devam eder mi diye. Şimdi muhtemelen yani bu süreçlerden sonra bütün kurumlar için konuşuyorum bunu. Bazı bileşenleri online eğitimin, şimdi belki bugüne kadar hani deneyimlemediği okulların bazı bileşenler devam eder. Mesela ters yüz öğrenme daha çok gündeme gelir. Flipped Classroom dediğimiz ya da Evet. Harmanlanmış öğrenme. Bunlar daha fazla gündeme gelebilir. Çünkü burada bir ne diyeyim, bunun İngilizcesini kullanmak istemiyorum ama know-how gelişti. Yani şu anda bir bilgi birikimi var. Bunu tabii ki etkili bileşenlerini alacağız ve kullanacağız. Biz de böyle yaparız. Yani hani bunları değerlendiririz. Ama diyelim ki yüz yüze eğitimin olduğu bir yerde çevrim için dersin devam etmesine gerek var mı? Olmayabilir. Evet. Ya da ama bu en başta dediğin gibi o salgın döneminden hani okullara ne kalır diyelim. Bu Aslında kalır. bu tarz evet eğitim teknolojilerinin daha yoğun kullanıldığı Evet. bir dönem olur. Bir soru daha var hocam burada. Elektronik bağımlılığı nasıl yönetelim? Sevgili hocam, kızım 8 yaşında. Aslında buna Selçuk Şirin'in de verdiği geçen gün bir cevap vardı kendi çocuklarıyla ilgili. Bilmiyorum, Evet. ondan atıf yaparak isterseniz müsaadenizle Olur. Sen bahsedelim. bahseder misin Evet, yani orada biraz? tabii Selçuk Şirin de geçen gün bununla ilgili kendi özel hayatından örnek vermişti çocuklarıyla ilgili. Sözleşme imzalayacaksınız. Yani bunu oturup müzakere ede ede çocuğunuzla günde kaç saat, bir kere oradan bir başlayacak ve çocuğun fikrini alarak. Yani çocuğun fikrini 5 saat mi, buçuk, yani 10 saat mi? Oradan müzakereye başlayacaksınız. Ama bir sözleşme olacak. Yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Orta noktayı bulana kadar ve bunu yaparken karşılığında neyi yapması gerekiyor? Yani kaç saat ders çalıştıktan sonra veya kaç sayfa kitap okuduktan sonra bunu ödülü alacak, ödül mü diyelim artık hani buna, bu kavrama. Hani bu tablet, elektronik ihtiyacını kendi inisiyatifi doğrultusunda ama bir sözleşmeye, mutabakata dayanarak yapmasını doğru Evet. bulduğunu ve çocuklarında da bunun çok işe yaradığını söylemişti hocamız. Sizin Çok varsa hocam doğru. başka? Çok doğru. Şimdi Amerikan Pediatri Akademisi'nin verdiği çeşitli ekran süreleri var. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı. İşte 0-2 yaş çocuklarda önerilmiyor. 2 yaştan sonra nitelikli zaman 6 yaşa kadar 1 saate kadar. Sonra 1 saat vermiyorlar dediğin gibi. Selçuk Hoca da hatta Yetişkin Çocuklar kitabında buna Evet. atıfta bulunuyor. Mutabakat yani karşılıklı bir sözleşme yapmak ve bunun Amerikan Pediatri Akademisi'nin vurguladığı bir nokta var. Ya ekran süresinin herhangi bir şekilde fiziksel ya da başka bir aktiviteyi
engellememesi. Hani veliler açısından da bu şekilde mutabakat, yani sözleşme dediğin gibi yapmak iyi olabilir. Yalnız burada şöyle bir farklılık var. Şimdi bu dönem normal bir süreçten geçmiyoruz. İşin bir de Selçuk psikolojik Hoca, tarafı var, evet. yani Selçuk Hoca CNN Türk'te ya da yanlış hatırlamıyorsam CNN, ya Habertürk ya CNN'de. da CNN Türk'te bir programa katıldı. Şunu dedi. Kendi çocuğum da şu anda 3 saat, yani normalde 1 saat olan, hatta hafta içi olmayan ekran süresini, bilgisayar oyunu süresini şu anda biz 3 saate çıkarmak durumunda kaldık. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani bu dönem bazı şeyleri esnetebiliriz. Ama esnetiyorken hani olabildiğince Sınırlar çocuklara, içerisinde. evet, sınırlar içerisinde bunu yapmak. Bunun tek bir reçetesi yok. Hani her aile çok özgün. Her Her çocuğun çocuk. mizacı özgün. O açıdan hani direkt reçeteler sunamıyoruz. Ama Selçuk Hoca'nın kitabı hakikaten, yani Yetişim Rehber niteliğinde, Çocuklar, evet. gerçekten rehber niteliğinde. Çok, ben de çok faydalandım. Evet, Tamer Hoca da bahsetmiş onunla ilgili. Çocukların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Hani bu sosyalleşmeyi sağlıyorsa eğer, hani ona bir araçsa gerçekten, o anlamda biraz bu süreçte, psikolojik süreçte esnek olunabilir. Doğru. Esnemek durumunda kalıyor biraz. Evet. Ama sonrasında işte mesela bu kitaptan yine gidelim. Şöyle bir şey öneriyor Selçuk Hoca. Şimdi diyelim koronavirüs günleri bitti. Yani inşallah bitecek zaten de. İnşallah. Ve normal hayatımıza döndük. Belki şunu uygulayabiliriz. Ailece bir detoks yapmışlar. Yani 2 hafta bir tatile çıkıyorlar. Teknoloji Hiçbir detoksu mu ekran yok. hocam? Hiç, evet, Aynen. teknoloji, ekran detoksu. Yanlarına Hı. hiçbir teknolojik araç almıyorlar. Telefon dahil. Gidiyorlar kamp işte kuruyorlar, ateş yakıyorlar, sohbet ediyorlar falan. Ya bu kadarını Ama hocam şimdi yapamazsak ateşi yaktıktan sonra story atmadan olmaz Instagram'da. da ya onu göze alacak artık. Ama şu çok mesela güzel bir şey. Belki bu süreçten sonra biraz temizlenmek için bir detoks yapmakta fayda var. Evet. Yani hakikaten hepimizin ihtiyacı olacak. Evet, Ya ben bir aslında şu tablete sırada bir bakıyorum. detoks değil mi? Aslında bu şu an Ya yaşadığımız bir aylık sürece bir detoks. Başka anlamda bir detoks. Hani evet, o da imkan mesela veremediğimiz şeye. içimize dönmek için Evet. doğru. Düşünüyoruz yani. Ben bu Şey dönemi çok demişler. yaşıyorum. Çok düşünüyoruz. Bol bol düşünme zamanı. Aynen, yani bunun hani şu anlamda söylüyorum. Bu bir çare olabilir. Mesela 2 haftalık hiç bakmamak ya da çeşitli günler yapmak bizi biraz bundan şey yapabilir. Bu arada bir yorum yazılmış. Kitabı Evet. gösterebilir misiniz diye gösterelim. Yetişin Çocuklar. Nişitey diye evet. Tabii ekranda Görünüyor mu? en aklımda Evet. evet görünüyor hocam. Yetişin Çocuklar kitabı Selçuk Hoca'nın, tavsiye edelim. Bitirelim mi Hocam bu yavaş yavaş arada tabii Batuhan Hoca? bitirelim, bir kitap tavsiyesi daha yapabiliriz aslında. Drive diye bir kitap var. İzleyiciler bu konu. Ondan belki dinleyebilirler. Aa, lütfen, evet, Drive'ı da burada söyleyelim. Şey, bu Evet. espriyi istersen açıkla Batuhan Hoca. Evet. Evet, bütün izleyicilerimize bu kitabı öneriyoruz öncelikle. Şu an itibariyle okumuş olanlar zaten biliyordur. Okumamış olanlar bu kitapla ilgili şöyle görünüyor değil mi? Drive Görünüyor, kitabı görünüyor. çok Sağ ol önemli. Batuhan Hoca. Daniel Pink'in bir kitabı. Nasıl motive oluruz ve nasıl motive ederiz ile ilgili. Güzel bir araştırma kaynak kitap. İşin esprisini Evet. anlatıp muhabbetimizi yavaştan bitirelim istiyorum. Tamam. Şimdi Yalın hocamız bizim okulumuzda akademik koordinatörümüz. Bu konularda bir şeye referans verirken şu kitabı okudun mu diye söylemiştir birçoğumuza. Ama bu istatistik biraz arttı galiba o dönemde. Belli bir dönem birçok kişiyle bunu konuşunca biz bu sefer alt tarafta hani birbirimize konuşurken herkes bu kitabı referans ediyor. Ve bu Evet. bir drive kültürü oldu okulda. Sonra Yalın Hoca ile ilgili espri olunca Yalın Hoca drive kitabını önerdi mi diye bir espri oldu aramızda. Evet ya, Yalın Hoca yani gerçekten. Daniel Pink'ten çok Yalın Hoca drive'ın kaymağını yemiştir diye söyleyebiliriz. Daha Evet çok hocam tabii savundum işin diyebilirim esprisi. herhalde Evet. ondan. Evet Evet, yani evet. gerçekten güzel Güzel kitap, kaynak tavsiye kitap. ediyorum tekrar. Evet. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan varsa alalım. Çok kısa bir süremiz kaldı Ne sanırım. kadar? 4 dakika mı? 3 dakika Bir mı 3-4 kaldı? dakikamız kaldı. Yavaştan Tamam. kapatabiliriz. Bu süreçte bize izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Ya ailelere çok evet. teşekkür ediyoruz. Öğretmenlere de teşekkür ediyoruz. Sözü pası size atıyorum hocam. Evet, ben de tüm velilerimize, bizi dışarıdan izleyenlere, öğretmenlerimize, tüm arkadaşlarımıza çok selamlar ve saygılar gönderiyorum. Sana da bu fikirle geldiğin için, bugün modere ettiğin için Evet. bana
destek olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Verimli olduğuna inanıyorum. En azından hani bu kavramla yeni tanıştığımız durumla ilgili öğretmenler için, aileler için, hani bizim için, hepimiz için aydınlatıcı bir program oldu. Arkasını öğrendik. Nereden çıktı? Hangi ihtiyaçtan oldu? Gelişimi nasıl oldu? İşte doğru bilinen yanlışlar. Güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Umarız faydalı olmuştur. Evet, inşallah öyle olmuştur. Artin Hoca'ya da çarşamba günüydü sanırım, değil mi hocam? Evet, herkese Artin Hoca'nın konuşmasına da canlı yayına da bekliyoruz. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. İyi Görüşmek akşamlar. üzere herkese.